İsmail aleyküm selam. Kardeş umumi bir sistemden bahsedeyim. Herkeste herkeste beraber bir cin doğar. Bu bedendeki maddi ve manevi hazları o aktif ediyor. Allah Resulü'nün tabiriyle arsetese herkeste bir cin doğar. Yani maddi ve manevi hazlar derken bedensel hazlar yemektir, ondan sonra gezmektir. Yani bedene bizzat dokunan bu madde haz deniliyor. Bir de manevi haz, gurur, kibir, bu tür şeyler üstün gelmek. Bu da manevi hazlardır. İşte bunları aktif eden, insanda bulunan bu insanın bedeninin bir ikizi var işte. Cindir bu. Cinsellik, cinnet bu yapar. Bu nefsi emmari budur. Allah Resulü Allahu Alem bunu kast ederek benim nefsim iman etti diyor. Yoksa şey benim şeytanım iman etti diyor. Ee, malum genel bir şeytan Allah'a isyan eden Allah'a iman etmemiş Resulullah hiç etmez o. Ee, Allah'a iman etmemiş Resulullah eder mi? O zaman benim şeytanım iman etti derken herkesin hususi bir şeytanı var ya o o ustad ne diyor? Nefis daima şeytanın telkinine ahize ve nakile gibidir. Dinler diyor. Ee, dolayısıyla yer yer herkeste, çocukta, kadında, herkeste yer yer bu e, çok zirve yapar, yükselir, aşağı iner. Bu güçlenir dış e, dış şartlarla işte bulunduğu tablettir, bilgisayarla, e televizyondur, maç seyreder, şu yapar, Kur'an okur, Kur'an dinler vs. Bunlarla bu şey, insandaki o sistem aşağı iner ve yukarı çıkar. Yani alameti nedir? Yaptırıcılığı. Nasıl anlarsın? İnsan o anda o, o baskının altında olur, o enerjinin altında olur. E, onu yapar, onu der, onu sayıklar. Eğer müsbet bir enerji dediğimiz o onun altında ise ulvi şeyler ister, sufli baskıl altında ise sufli şeyleri ister. Dolayısıyla e, bunu fark eden insanlar çok azdır. E, bu vardır herkeste. bu yok olmaz, nefis öldürmek e, şey değil. On, e, peki o ne olur? E, seyrettiğimiz olumsuzluklarla bu güçlenir, seyrettiğimiz güzel şeylerle bu aç alır yer yer yani endişe edilecek bir şey yok. Aşağı iner, yukarıya çıkar, oynar. Ee, ondan sonra işin ehlini bilmeyen, yani enfus aleminden bedenine bakamayan bu bedendeki değişiklikleri değişikliklere cin der, sihir der, büyü der, göz der. Bu cehaletin ifadesidir. Cehaletinin danışkası yani bir şey bilmiyor. Yani bunu bilen de şey azdır. Peki bu ne yapar? Ustad Bediüzzaman Hazretleri'nin iki sözde raddesi var ya. 246. sayfada Erva Habise der. Ee, bu ne yapar? Ee, i̇ki şey yapar. iki şey der. İnsanın fıtratını bozar, yanlış yollara sevk eder. Nasıl tedavi olur diyor. Ne yapacaksın? Ee, 258 gene sözlerde Tilsimat-ı Kur'an ile tedavi edin bunu Kur'an'da Kur bununla alakalı ayetlerin toplam ustad bununla alakalı ayetleri Kur'an'da toplamış bir araya getirmiş bir kitap bunun adı Hizbul Kur'an'dır bunu çocuğa okursun kendini okursun endişe etmeye gerek yok okuduğun zaman düzelecek ya. Yani. ama ver tableti bir saat oku çocuk mükemmeldir ama git 10 dakika tableti ver onun canına okurlar yani ondan sonra cin var. E cin zaten var. Cinsiz olur mu yani? İşte dediğim gibi var yani. Ben onları ben çok yakinen kendimde muşahede ediyorum. Çok yakinen yani adam adam benimle konuşuyor. Pazarlık yapıyoruz yani. Benim canımı sıkma şunu yapayım. Tamam. Şunu yedireceğim sana diyorum. Pazarlık yapıyoruz sonra da yediriyorum ona. Bugün pekmez istedi. Daha pazarlığımız yerine getirmedik. Ee, şey dua namazını beni zorluyordu. Ee, sonra kılarsın dedi. Niye böyle yapıyorsun dedim. Yani şimdi kitap okuyorum. Şeyi okuyordum. Ee, kainat bir musiki dairesidir. Ee, insan çok ilginçtir. Onu yazıyorum böyle. Sözler kaç? 744. sayfada. Ondan sonra onu okuyorum. Eee Şimdi onu yazarken işte duha namazını duha namazını kıldırmıyordu. Ondan sonra pazarlık yaptık. Pekmez yedirirsen dedi. Biraz sonra yedireceğim onu. Öyle bir kaşık. Onunla anlaştık. Garibine geliyor ama bu dışa gözüken kokudur, sestir. Ee, koku, ses ve e, e, alametleri olan titreşimdir. yani için dışarıya vuruşudur durup dururken bunlar sana niye geliyor ee, endişe etme yani demek istiyorum Bunlar bunlar var olur peki çok dibe vurursa ne olur ek olarak da gelir ek cinler de gelir yani çiçeğe çiçeği koyduğunuzda arı gelir piste koyarsan sinek gelir ee, dolayısıyla e, ekler gelir. Ek. Vidolara muhatap olduğun zaman hiç şansın yok. Hiç ama. Ervahabise habise yak o şey yaptığın, seyrettiğinin enerji paketi seninkile muzam olur, ek olur. Şimdi bu inşallah yayacağım bunu. 744'te diyor ki güya bütün kainat ulu bir musikidir. İman nuru işitir, esker ve tesbihleri. Zira hikmet reddeder, tesadüfün vücudunu. Yani hikmet ehliysen, aleminde tesadüf yok. Nizam ise tard eder, ittifak-ı evham Yani kainattaki bütünlüğü gören bir insanda evham olmaz. Evham bedensel hayal. Bunu görebilmek için de işte, bedenin biraz arkasına geçtiğini, neyin ne olduğunu bilirsin. Onu yazıyorum. Nizam ise tard eder. İttifak-ı evhamsaz. Evham. Evham nedir? Kainattaki nizamı görememekten, insandaki şey ise insanın bütünlüğünü görememekten, insanın evvelini, ahirini, zahirini ve batınını göremediği zaman evham oluyor işte. Evham ee, ilmin ara boşlukları olan ademi, ademi şeylerdir. Peki İsmail, e, ne yapacağız peki bu böyle çocuğa? Zaten ahir zaman hakkında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylemiş. Büyükleri hayasız olacak diyor, çocuklar ırçın olacak diyor. Yaşları emri bir maruf ne yani nüker yapmaz diyor. Bu Musa Aleyhisselam'ın, Hızır Aleyhisselam'la Kur'an'daki seyahatinde bir çocuk vardı ya ama gibi. Neyse ne yapacağız toparlarsam? Böyle bir çocuğa ne yapalım? Ee, sen Hizbul Kur'an oku. Biz Ustad Bediüzzaman Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'den topladığı ayetleri. Onları oku. Ok, okutmak istemiyorsa rica etme. Zorla tutun. Bir kolundan birisi tutsun. Bir kolundan birisi tutsun. Zorla okutursanız o e, varsa musallat et, çekip olur gider. Veya asay Musa okuyun çocuğun yanında. Bir de bilmiyormuş gibi yavrum bana buradan bir paragraf oku dersen e, kitap okutturursan e, asay Musa okursa yani okursanız Asay-ı Musa'da e, öyle bir tesir var. Çünkü e, Bediüzzaman Hazretleri'nin Şualar adlı eserinin 754-756. sayfasında e, sihir ve büyüleri iptal edebilen asay Musa diyor. Mutlaka say musayı çocuğun yanında okuyun. Eğer ufak çocuksa yatamıyorsa evinde böyle şey odasında e, çocuk hafif rahatsız etmeyecek kadar ufak sesle bilgisayar vesaireyle çalsın. Asay Musa'nın seslileri var. Hizbul Kur'an'ın seslileri var. Böyle çalsın evde çalarsa e, çocuğun yanında Asay Musa, Hizbul Kur'an okursanız Allah'ın izniyle bir şeysi kalmaz. Eğer hala sıkıntısı varsa, asayı mı sokuyoruz, yapıyoruz, o zaman doktora götürmek lazım. Bir hormonda şey var. Okutturmuyorsa dediğim gibi okutturma. Ercin gibi şüpheleniyorsanız asabi olur, gergin olur, saldırır, odasına çıkmaz, ezanlardan nefret eder, Allah'a Kur'an'a hücum eder, küfür eder. Ondan sonra bunları asla okutturmaz. Ne yapacaksın? Odasına gireceksin. Babası, amcası, abisi kim varsa bir kolundan birisi bir kolundan birisi tutacak. Hizbul Kur'an'ı orada okuyacaksın, öfüreceksin. Bağırsa, çağırsa da, küfretse de iç kale almadan üç gün okuyacaksın. Zaten ilk gün okudur Bir şeysi kalmaz. Allahu Alem. Hadi selamun aleyküm. Rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yardımcımız olsun.